Merhabalar. Merhabalar hocam. Öncelikle biraz sizi tanıyalım isterseniz. Tabii, adım Fatih Hacı Osmanoğlu. Üsküdar'da doğdum. 10 yıllık bir yurt dışı maceram var işte üniversite için. Sonra işte hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. İmrahor, Salacak, Doğancılar Caddesi, Paşa Kapısı civarda. Şu anda da zaten oradayız herhalde hocam. Evet, şu anda da oradayız. Yani doğduğunuz yerde. Evet, doğduğumuz sokaklarda, evlerde. Evet, ilginç bir duygu. Bir tiyatro oyunu var şu anda sahnelediğiniz. İsterseniz evet. Ondan biraz bahsedelim. O da yine Salacak'la alakalı. Evet, sevgili kadim dostum, 3 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız güzel kardeşim Faruk'un oyunu. Aynı zamanda aslında bizim muhitimizin, işte çocukluğumuzun, özellikle işte benim için aramızda 4 yaş var aslında, o benden 4 yaş büyüktür. İşte özellikle 79-80 o civarlarda, işte ben 12-13 yaşındayken o da biraz daha büyüktü tabii, daha çok aktif ve ön plandaydı. O yıllar çok çarpıcı, hem Türkiye için hem bizim için yıllardı. Ben çok net bir şekilde hatırlıyorum. Çocukken birbirimizi bilirdik ama böyle yakınlaşmamız 80'li yıllarda oldu. Çok böyle kardeşten de öte yakınlaştık, çok güzel şeyler yaşadık. Sonra ben yurt dışına gittim. İşte o burada, tesadüfen o da burada işte filmle ilgilenmiş. Ben de orada hem işletme okudum hem sinema ve tiyatroyla işte ilgili çalışmalarım oldu üniversitede. Sonra geldikten sonra birlikte işte çok güzel şeyler yaptık. Dediğim gibi onu kaybettikten sonra, hani biraz klişedir bu maalesef. İşte hani onu kaybedince değerini anladığım lafını çok duyarız, fakat gerçekten çok büyük bir, ne diyelim, derin bir değişim, bir metamorfoz geçirdiğimi söyleyebilirim. İşte bu oyunu yazma ihtiyacı hissettim. Hem onun için, hem çocukluk anılarımız için, hem değişen Türkiye, çok radikal bir şekilde değişen dünya için. Birçok değerli arkadaşımız, Mustafa Kargacı gibi, işte lakaplarıyla karateci Akilla, Cengiz abinin kardeşi, bir hafta arayla vefat etmişlerdi Faruk'la, çok enteresan bir şekilde bunun içinde yatsın. Çok işte ne diyelim, bizim için neredeyse %100'ü gerçek bir tiyatro oyunu anlattıklarımızı. Peki hocam, Faruk'u bu kadar özel yapan nedir sizin hayatınızda? Yani onun için bir tiyatro oyunu yazıp onu yaşatmaya devam etmek sizin için neden bu kadar önemli? Evet, yani ne diyeyim, yani dünyanın işte gerek ülkemizde, gerek işte üniversite eğitimimi aldığım işte Chicago'da, Amerika'da veyahut işte film festivalleri için gittiğim Hindistan, Japonya, yani birçok arkadaşım oldu dünyanın dört bir yanında. İşte sanat sayesinde ve dostlarımızın sayesinde tabii ki. Birçok yeri dolaştım, birçok insan, çok kıymetli insanlar tanıdım çocukluğumda, şimdi hani gerçekten hala masumiyetini koruyan çok kıymetli insanlar var yaşadığımız bu gezegende her şeye rağmen. Ama Faruk çok sıra dışı bir insandı. Onu sanırım sıra dışı yapan özellikle işte o erken yaşlarında işte ki cesareti, dik duruşu, daha sonraki ilerleyen yaşlarındaki o bilge kişiliği, yani özellikle materyal dünyaya karşı müthiş bir dik duruş. Asla ona karşı, ne diyelim, yani sistemin onu kullanmasına, bu vahşi kapitalist sistemin onu kullanmasına asla izin vermeden, son derece üst düzey bir kişilikle, duruşundan ödün vermeden, yaşadığı tüm zorluklara rağmen, yani zamanında işte hani işte mahallemizin işte sol çizgisinin çok ön saflarında yer alıyor. Sonrasında belki biraz işte böyle homeless gibi takılıyor ama hani buna kimse inanmaz, yani son derece dik bir duruştan dolayı. Ve sonra tekrardan işte toparlanıyoruz, birlikte oluyoruz ve hayatının son dönemlerine doğru da
gerçekten oyunumuzdaki bir Faruk'un sözünden bahsedecek olursak, bu onun sözüdür. Gerçek sevginin olduğu yerde kötü olan hiçbir şey barınamaz demiştir Faruk bana. Ben de onu oyuna bahsediyorum. Oyuna taşıyoruz aslında bu şeyi, bu manifestoyu. Bunu gerçekten inanarak yaşayan çok özel bir kardeşimiz. Peki hocam, Faruk'un yakın arkadaşı olarak aslında bu oyunun oyuncularından bir tanesisiniz. Evet. Faruk'u oynuyorsunuz. Evet, Faruk'u oynuyorum. Bunun hakkında biraz konuşabilir miyiz? Yani nasıl bir his? Çünkü bayağı duygusal ve zor olmalı aslında. Evet. Çok zor tabii ki. Çok zor. Yani gerçekten tanıdığım, çok sevdiğim ve anlattığım birçok şey Faruk'tan, gerek birebir ondan dinlediğim, gerek birlikte yaşadığımız birçok şey var. Ben Faruk'un oyununu aslında geçmişteki anılarımızın, değişen bu işte ülkemizin, muhitimizin oyununu kendi gözümden, işte elimden geldiğince Faruk'un gözünden yazarken nasıl diyeyim, inanılmaz duygu patlamaları içerisinde, hani gözyaşları içerisinde yazdım. Bir tek Faruk değil, hani erken yaşta kaybettiğimiz ve çok sevdiğimiz birçok kardeşimizi hissederek, yani bunları çok söylemeye alışkın değilim ama bahsetmek de gerekiyor sanırım. Peki hocam, o dönemler siz Salacak'ta bir gençtiniz. Şimdi neredeyse hani biraz daha abisi oldunuz bu Salacak'ın. Yani o yer abisi diyelim artık, abisi olduğu yaşlardasınız. Estağfurullah. Peki Salacak'taki değişim, işte oyunu izleyince de biz aslında göreceğiz aslında bu Salacak bir Salacak destanı olduğu için. Evet. Aslında Salacak'taki değişimi de göreceğiz bolca. Evet. Şu anda mesela şimdi o zamanlar size bu oyunu yazdıran abilerinizin yerinde şimdi siz varsınız. Peki o zamanlar sizin olduğunuz, yani Salacak'taki genç Fatih şu anda Salacak'ta var mı? Yaşıyor mu yani? Hani sizin bir akıl hocası, hocalığı yaptığınız. Evet, güzel bir soru. Ya da işte o mahalle, o sıcak, o Akilli yani abi. Yani çok 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 şey maalesef. Çok az. Aslında sizin gibi işte pırıl pırıl. Hani ben seni İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki tiyatro dersinde tanıdım. Orada ders verdiğim için sizin gibi pırıl pırıl gençleri orada tanıdım. Ülkemizin dört bir yanında böyle gençler var. Hepiniz birer aslında Faruk'sunuz diye düşünüyorum. Veya işte bunun tersi de söylenebilir. Faruk herkesi hissederdi. Yani işte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için bir cümlede sanırım kurabiliriz. Dolayısıyla çok az ama işte bu değişim çok radikal. Dediğim gibi işte burası bir balıkçı köyü. Abilerimizin de dediği gibi Salacak sahil yolu yapılmadan önce burası bir küçük bir balıkçı köyü gibiydi. Yani sadece buralı insanlar işte inerlerdi. Yol geçmiyor çünkü. Sonra o yol yapılınca işte doğudaki bazı binlerce yıllık köylere hani böyle baraj sularının altında kalıyor ya, hani koca bir tarih. Yani burası da biraz öyle gibi oldu. Dolayısıyla o ama yine de her şeye rağmen çok değerli kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, çok muhiti koruyan, kollayan, özünü yaşatmaya çalışan. Ama dediğim gibi yani mevzu sırf muhit değil yani. Yaşadığımız ülkenin ve dünyanın bu radikal değişimi. İşte Salacak iskelesi vardı mesela, o artık yok. Mesela insanlar vapura biner, vapurla karşıya geçer sabah ve akşam saatlerinde. Ondan sonra işte efsane bir mekanımız vardı, Arzu Bilardo Salonu. Şimdi onun yerinde bir süpermarket var. Buna benzer birçok değişik, işte Sunar Sineması var mesela. O yok artık. Deniz abi de çok gidermiş oraya. Aslında işte her mahallenin başına gelen Salacak'ın da başına gelmiş hocam. Evet, öyle olduğunu söylenebilir ama işte yine de
Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bu konuda. Peki, şimdi şey soracağım size. Mesela şimdi oyunu izlemeden önce ki duygularla oyunu izledikten sonraki seyircilerin yorumları hiç böyle kulağınıza çalınıyor mu? Yani hayatlarında neler değişti acaba ya da hangi duygularla oyunu terk ediyorlar? Tabii oyun çok yeni. Ama kulağıma gelen şeyler gerçekten çok, yani duygusal olarak çok etkilendiklerini, şimdi çok şey vermeyeyim, ipucu vermeyeyim oyunun özellikle finaliyle ilgili. Çok güzel şeyler geliyor kulağıma. Bu da beni tabii mutlu ediyor ama bir taraftan da şaşırtmıyor. Çünkü çok gerçek. Mesela finalde bir mektup var. İşte maalesef bunu söylüyorum. İzleyiciler umarım bana kızmazlar. Gerçekten Faruk'un bana yazdığı mektup. Size böyle klişe bir soru sorayım. Eğer Faruk mesela işte şu an sizden 4 yaş büyük, aslında yaşasaydı, yani genç yaşta ölmüş aslında, vefat etmiş. Maalesef. Şu an yaşasaydı sizce nerede olurdu yani? Hala Salacak'ta yaşayabilir miydi? Barınabilir miydi aslında? Ya da başka bir yere gider miydi? Ya da İstanbul'u terk eder miydi? İstanbul'un da sonuçta şehresi çok değişti. Evet, ya güzel bir soru. Tabii burada yaşamaya devam ederdi. Çünkü burada onu çok seven arkadaşları var. Hepimiz el birliğiyle ona elimizden geldiğince işte ne diyelim, yani birlik ve beraberlik içerisinde, yani çok az kişi de kalsak birbirimize işte sahip çıkıyoruz. Zaten biraz da derdimiz bu zaten. Yani hani bizi yapayalnız, tekleştirmeye çalışan sistemin karşısında birlik ve beraberlik içerisinde olabiliyor muyuz? Yani özellikle Faruk'u kaybettikten sonra bana en çok koyan şey oldu. Yani hayatta olduğunda keşke daha çok şey yapabilseydik birlikte diye. Fiziksel anlamda maalesef her şeyin bir sonu var ama duygusal ve ruhani anlamda iyi ve güzel olan hiçbir şey sanırım kaybolmaz diye düşünüyoruz. Ona inanmak istiyoruz. Ve Faruk hala burada olurdu ama her şey sanırım tüm bunları yaşayacağımızı biliyor olsaydık çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Peki, oyunun adı Faruk'u Uğurlarken Bir Salacak Destanı. Evet, Faruk'u Uğurlarken Bir Salacak Destanı. Peki bu destan, yani neden Bir Salacak Destanı hocam? Bence en hafif tabiriyle destan, yani gerçekten içimizi ne diyelim, çocukluğumuzdan beri işte 45-50 yıldır böyle cayır cayır yakan bir öyküyü bütün herkes bilmeli diye düşündük, inandık. Ben baktığımda yani Shakespeare'in birçok eserini derinlemesine okudum, çalıştım, gerek Amerika'da gerek burada. İşte sen biliyorsun İTÜ'de tiyatro tarihinin büyük başyapıtlarını, yani en mütevazi, en alçak gönüllü ifadesiyle bir destan olduğu söylenebilir. Yani çok özel şeyler yaşandı. Bunu herkes bilmeli düşüncesiyle yola çıkacak olursak. Tabii başka şeyler de var. İşin dramaturjisi ve dramatik yapısıyla ilgili. Tabii o detaylara girip çok fazla başınızı ağrıtmayın. Peki hocam, biraz da teknik olarak oyunu anlatabilir misiniz? Kimler oynuyor? Nasıl bir işte Tiyatro Jack adı altında? Evet. Tiyatro Jack adı altında yapıyoruz biz bunu. Bu arada Jack'ten biraz bahsedeyim. Jack böyle bir denize dalma tabiridir. Çocukken işte bu kayalık, tehlikeli kayalıklardan işte plaj, İstanbul'un plajları meşhurdu çocukken. Böyle bir havada işte bükülüp, zıplayıp bükülüp dalardık. İşte çocukluk arkadaşlarım bana Jack'çi derdi. İşte çok iyi Jack yaptığım için bayağı tehlikeli yerlerden özellikle. Çocukken bu güzel anımızı dedik ki hani madem sanatta da tehlikeli yerlere ve tehlikeli noktalardan dalalım, korkmayalım düşüncesiyle böyle bir isim koyduk. Dolayısıyla
hani sizin gibi pırıl pırıl kardeşlerimizin de dayanışma içerisinde çok şükür Yıldızlar Boğalar Aşklar diye bir oyun sahneye koyduk. Pandemi öncesinde şimdi de bu oyunumuzu sahneye koyuyoruz. İşte gene İTÜ'lü öğrencilerimle bir dayanışma, inanılmaz bir özveri içerisinde gerçekten. Derste tanıdığım öğrencilerim, eşim edebiyat öğretmeni, aynı zamanda hani oyunlarımızın dramaturgluğunu da yapıyor. Çok büyük katkısı var onun görüşlerinin. Ve birçok işte aile, dostlarımızın da katkılarıyla oyunumuzu oynuyoruz. Bu arada Tatavla sahnede 26 Şubat Cumartesi ve 4 Mart Cuma günü oynayacağız. Daha sonra oynayıp oynamayacağımız kesin değil. Yani 5 oyun toplamda oynamış olacağız. Daha sonraki tarihler belirsiz. Çünkü oyuncularımızdan bir tanesi Almanya'ya yüksek lisansa gidiyor. Umarım yine oynamaya devam ederiz. Evet hocam, biz de izleyicilerimiz artık şey diyelim. İnşallah gelirler, görürler. Evet. Son 2 oyun çünkü. Evet. Aynı zamanda şunu da söylemeliyim. Ben de kendi adıma hani sizi tanıyıp... yani sizinle aynı tiyatro grubunda olmak aslında şöyle bir şey. İlk başta hani tiyatro dedikten sonra hani klasik bir anlatı. Hani klasik nedir? Başlar, gelişir olaylar, patlar, biter. İşte sizin yazmış olduğunuz senaryoları okuduktan sonra ve hani sizinle sohbetlerimiz doğrultusunda zaten klasik anlatıyı değil de sanki tiyatroya yeni bir anlatı şekli. İşte. Teşekkür ederim. Ya biraz bu sizi övmek için siz buradasınız diye demiyorum. Biliyorum. Hani yeni bir anlatı şekli var aslında oyunlarınızda. Yani böyle klasik hani bir karakter girer ve karakterin macerası değil de böyle çok çok boyutlu bir anlatım var aslında. Teşekkür ederim. Bu açıdan da aslında benim de size teşekkür etmek istediğim, hani benim ufkumu rica genişlettiğiniz ederim. Rica ederim. Nokta. Teşekkür ederim. Gerçekten de ve güzel şeyler başarmaya devam edersiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Herkesi tekrar oyunu bekleyelim. Tekrar söyleyin isterseniz tarihleri. Tatavla sahnede Cihangir'de 26 Şubat Cumartesi günü 2022 ve 4 Mart Cuma günü 2022 tarihinde bekleriz oyunumuza. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Rica ederim, ne demek.